kız canım. Ertelendim hayatta, sevdim yarım. Derken bugün olmaz olmazsa olur yarım. Kendimden kaçar. Biliyorsunuz bu program yayınlandığı zaman Arife, bir gün sonra Cuma günü yayınlanıyor. Cumartesi Arife, pazar bayram. Ha bu bayram niye gelir? Bu bayram niye pazarı seçer merak ederim. Yani pazartesi olsa. Yani değil mi? Daha güzel olur değil mi? Ya dünyada ne kadar tembel var ya. Yani diyorsunuz ki çalışmadan maaşımız Allah gider. Abi yoksun, iki bayramı bir arada yapın. Hem pazar hem bayram. Karşı karşıya gelip çarpıştıkları zaman var ya. Peki be bak. Yani diyeceksin ki bugün ya hem bayramı yaşıyorum hem pazarı yaşıyorum. Ne kadar güzel ya. Efendim İbo Show bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi eskiden çocuk çok kıvırcıktı. Aniden kıvırcık Ali oldu. Saçları birdenbire yok oldu. Saçını kestim, bir şeyler yaptı. Şimdi ben bunu ilk çağırdığımda böyle kıvırmış maşallah. Bu da aynı halı sermişler gibi. Merinos halı sevdalım. Merinos kuzuları gibi bu da. Evet, şimdi kıvır kıvır Ali diyoruz ve kıvırcık Ali diyoruz. Thank you.
yaylalara veda ettik ve de dağlara. Yatağı yorganı alıp düştük yollara. Külü çemeni değiştik kör betonlara. Köyü düşündükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Gülü çemeni değiştik kör betonlara. Köyü düşündükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Burada dost bildiğin anam ısırgan otur. Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer hani içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer hani içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam Hasan dayımın andamda harman savurmak. Gülsüm gülle Asuman'a suda rastlamak. Bakraşta tutan yoğurda parmağı banmak. Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Bahraşta tutan yoğurda parmağı banmak. Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Burada dost bildiğin anar mısırgan otur. Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer hani içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek alıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer hani içim yanıyor. Yanıyor da ciğer hani yürek alıyor. Buralarda dost bildiğin ısırdan otur. Elini tuttun mu bil ki elin yanıyor. Yanıyor da ciğer kardeş, yürek kanıyor. Buraya bırakalım, buraya. Ah, pardon. Lan bu senin bu mikrofonlar ya, bir yer bulamadık hani. Her gün biri kırılacak. Abi bu ciğer Ali bu. Bir de bizim, benim yanımda yardımcım var arkadaşım. Şoförlük yapar bir yer. Hiç adam şoförünle her dakika kavga eder mi? Her saat biz kavga çekişik.
Niye böyle girdi, niye sollamadı, niye böyle durdu? E dedi ki abi ya ben şoförüm, ben şimdi şarkı okuysam ben karışacağım mı? Sen de benim şoförüme karışma, gelirim ayağım dolanıyor zaten. Koskoca bir yük üstümde İbrahim Tatlıses'i taşıyam. O yük bir yeter, bir de seni baskı, bu nasıl olacak ya? Ona da ciğer halle deyiler. Namı değer ciğer halle. Seni de bundan sonra diye kıvırcık da görüyorum, ciğer Ali. Bu niye ısırgan otu abi? Isırgan otu su boylarında yetişen, bildiğiniz gibi yemyeşil güzel bir ottur. Ama batar. Dikeni falan yok. Dokunduğunuz zaman eliniz yakar, kabarır. Peki ne neden, niye? Yani bir benzetme niye? Benzetme çünkü yemyeşil güzel bir ot. Evet. Ve karşınızda çok güzel bir insan. Yüzü, gözü, konuşması, her şeyle mükemmel bir insan. Melek gibi. Melek gibi bir adam. Ama işte onun da elini sıktığınız zaman ısırgan otundan daha biter bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Ya Rabbi bizi ısırgan otu gibi ısıran insanlardan koru ya Rabbi. Bizim için kim ne düşünüyorsa ona iki katını ver ya Rabbi. Şimdi benim için diyorsa ki bir gözü kör olsun, onun iki gözünü kör et ya Rabbi. İki katını ver diyorsak niye? Ya Rabbi bana bir çuval altın veriyorsan ona iki çuval altın ver ya Rabbi. Nasıl, bu uyudu mu? Eğer diyorsa ki İbrahim Tatlıses'in ve Ali'nin bir ayağı topal olsun, onun da iki ayağını topal edersen ya Rabbi. Ali, ben senin sesi de lezzetli buluyorum kardeşim. Seni bulduğu sözleri de, yazdığı sözleri de, yaptığı melodiyi de çok lezzetli buluyorum. Teşekkür ederim hocam. Ama sen bundan iki sene önce bana geldiğinde kıvır kıvırdın. Ne oldu birdenbire? Döküldü hocam yani. O zaman bu kıvırcık şeyini kaldıralım ortadan. Bir ara şeyle Edip Hoca ile Edip Akbayram'la hocamla geldiğimde hocam dedim ya benim saçlarım dökülüyor, ben dedim yani kaldırsam olur mu? Hayır abi dedi. Şimdi de herkesini kıvırcık alarak biliyor. Hiç değiştirme kalsın öyle dedi. Kıvırcık 83'te İstanbul'a geldiğimle birlikte takıldı. Takılar öyle kaldı gel. Gitti. Gel. Kemal geldi. Gel gel Allah aşkına. Benziyorlar. Şimdi bakın enteresandır işte. Allah'tan gelen baştan göz üstüne. Şimdi burası Kıvırcık Ali, buranın da lakabı meşhur Kirpi. Yani klarneti kim çalıyor? Bülent desen kimse tanımaz. Kirpi diyeceksin ki, ha Kirpi, Allah Kirpi lan bu Kirpi çalıyor vallahi. O Fırat'ın başındaki klarnet ona ait. Yani bu Palarendi'de çalınan klarnet ona ait, kendisi çaldı. O da saçlarım diyor, su diyor, geçmezdi diyor aradan, su. Nasıl oldu? Yani insanlar o bazen cila bir şey sürüyorlar, veriyorlar, onları sürmesinler. Fön yaptı ya. Ne? Anlat bana buraya. Fön. Fön. Tabii. Niye? Yarım saat fön makinesinden tutarsa adam şöyle. Elektrikleniyor, tabii. Yandı saç tipleri. Allah yedi beni evladım. Döküyor, döküyor saç. Döküyor değil mi? Hocam ben fön falan da ben hiç fön kullanmam normalde. Köyde de hep sabunla yıkadım. Hatta kille yıkadım ben saçımı, bilirim. Kille. Ya beni dönmeye çıkıyor. Evet şimdi huzurlarınıza bir hanım çağırıyoruz. Ha. Hanım çağırıyoruz. Çok böyle kafa dengi bir kadın. Adı gibi. Kalender. Evet Kalender geliyor. Buyurun. Dükkanına yar, kara kaşı.
düştüm. Senin için her şeye küstüm. Sen gününü gün ederken ben her gün öldüm. Hasretinden yollara düştüm. Senin için her şeye küstüm. Sen gününü gün ederken ben her gün öldüm. Arkada da sallanıyor. Evet. Ne zaman şey ettirecek diye kendini bırakacak diye baktık. Baktınız ama en sonunda. En sonunda gözümüz maşallah bir göz var bizde. Maşallah, maşallah dediğimiz 6 ay gider. 6 ay. Evet. En sonunda düştü yani. Teşekkürler. Efendim kalender. Merhabalar. Bundan kaç sene evvel siz burada astrolojik olarak çıktınız Maksim'den? Astrolojik olarak demeyelim ona. Benim İdobay'daki albümden önce bir albüm çalışmam daha olmuştu. Hı. Ama ilk defa burada açıklıyoruz. Bundan önce hiç açıklamadık. Orada da basına tanıtım kokteylimiz burada Maksim'de oldu. Basına tanıtım gecesiydi. Bizim hazırladığımız gibi bir gece. Evet, bu ikincisi oldu yani. Ha. Ama ilki gibiydi. İlki gibiydi. Evet. Çünkü... Şimdi, evet, geldik meclise. Bildiğimiz meclis. Ama... Türkiye'yi idare eden meclis. Sürekli barış isteyen bir meclis. Kavga, gürültü olmayan bir meclis. Biz meclisimizi, mecliste bulunan bütün milletvekillerini, başbakanlarımızı, cumhurbaşkanımızı hepsini seviyoruz. Neyse, sözü uzatmayayım, sözü uzatmayayım. Şimdi orada çok sempatik, çok şirin, çok değerli bir insan var. Şu anda meclis başkanlığı vekilliği yapıyor. Ve biz o insana rica ettik. Dedi ki, vallahi hiçbir yere katılmıyorum çoğu böyle ama şey programlarına gidiyorum. Böyle şov programlarına katılmıyorum. Ama hemşerimsin, seni de seviyorum. Senin için geldim. Kamer Genç diyorum. Şöyle yanıma alayım ki biraz. Ya da uzak mı kalalım? Vallahi ben uzaktan yakından hiç... kaçınmam. İster uzakta dur, ister yakında dur. Peki, ay sizin peki. Yüzünüzü iyi görsünler diye şey yapıyorum. Gelin. Sayın peki, Başkanım, peki. Şöyle alayım. Bir yer beğenelim de çok gezmeyelim. Peki, buyurun. Güzel mi? Peki. Buyurun efendim. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Soruları bir, bu heyecan ne? Sen yılların adamısın, buraya çıkıyorsun, heyecanlandın. Ben anlamadım. Ben heyecanlansam hadi neyse, ilk defa çıkıyorum böyle gücüde bir toplumun karşısına. Buyurun. canım bir an önce imtihanımızı verelim de gidelim. Saat 11'den beri bekliyor, bekletti beni ama bir fatura çıkaracağım kendisine. Öğrencilere çıkaracağım, kendi hesabıma değil. Tamam, öbürünüz olur. Tamam, peki. Şimdi Tunceli DYP milletvekili kaç dönem? 4 dönem efendim. 2 dönem SHP, 2 dönem DYP. Biraz tuhaf oldu ama neyse. Bir dönem de danışma meclisiyim var. Ondan önce de Danıştay'da 16 sene hakimlik ve savcılık yaptım. Ondan önce de vergi denetmeliğini yaptım. Peki milletvekili mi olmak zor, vatandaş olmak mı zor? Doğumda insanlar bir insan olarak doğuyor, vatandaş doğuyor. Ama milletvekili olmak kendi elinde bir olay. Hele Türkiye gibi yerlerde çok zor görevlerle karşı karşıya olan bir kişidir. Halkın
dertlerini en yakında bilinen insanların milletvekili seçilmesi ve yine o halkın dertlerini çözecek kanunları getirmesi gereken kişilerin milletvekili olması lazım. Şimdi seçilirken bazı milletvekillerimiz diyor ki ya geldin burada bize konuştun. Ne yapacağını her şeyi söyledin. Gittin oraya mazbatayı taktın. Yerine de oturdun. Ondan sonra ne arıyorsun bizi ne soruyorsun? Öyleler de öyle milletvekillerimiz de var. Dediğiniz doğru. İnsanlar milletvekili olmak için çok can atarlar da işte oraya geldikten sonra maalesef bu aktiviteyi göstermiyorlar. Peki Sayın Başkan siz itaatkar mısınız partinizin liderine karşı? Yani lidere tabii ki vicdanım ölçüsünde itaatkarım. Eğer bir mesele ülke ve milletim için faydalı olduğuna inandığım bir şey ise parti disiplini... Savunurum diyorsunuz. Savunurum onu. Alkışlıyoruz. Evet. Şimdi... Bana bebeğim şarkısını söyler misin? Bebeğim şarkısını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır biliyorum da yani sizlerden sözlerini biliyorum. Ha sözlerini bilmiyorsunuz. Evet sözlerini. Bebeğimi biliyorum tabii. Yok tabii kusura bakmayın. Seni ben çok sevdim delicesine. Seni ben ah çok sevdim ölürcesine. Ah seni ben çok sevdim erkekçesine. Seni ben ah seni ben.
baba. Teşekkürler. Buyurun, içimizde bir çiçeksizsiniz. Yani biz erkeklerin her zaman zarafeti ve inceliği tartışılmaz. Bu kesindir. Kesin de böyledir. Zaten her gün görülüyor bu. Her gün görülüyor. Şekil mecliste olduğu gibi. Evet. Şimdi Kıvırcık, Sayın Milletvekilimden istediğiniz bir şey var mı mesela? Bir şeyin böyle olması... Ya şimdi Kamer Bey zaten kendi bölgesine ciddi anlamda iyi hizmet götürdüğü söyleniyor. Ben geçen Tunceli konserimde de yani ben sordum orada insanlara çalıştığını söylüyorlar ama bu Türkiye genelinde olması gerekiyor. Örneğin ben 83'te buraya geldiğimde bizim köyde hala elektrik yoktu yani. Ama şimdi var. Şimdi var. Sadece işte Kamer Bey ile bitmiyor bu iş. Meclisin tamamının çok iyi çalışması gerekiyor. Çünkü bu toplum şimdi olarak bir şey var. Ne kadar çalışırsan çalış. Bir baba, bir anne 8 çocuklu, 10 çocuklu, 9 nüfuslu bir aile ise baba istediği kadar 24 saat çalışsa o çocukları tam istediği gibi mutlu etmesi mümkün değil. Mümkün değil tabii ki. Türkiye'de bir aile gibidir. Kalabalık bir aile. Bunun başında 450 mi 550 mi? 550. 550 bilemedim. 551, 552 kişi. Cumhurbaşkanı hariç ötekiler hepsi meclisin yani, içine çıkıyor. Şimdi. Bir hariç Kemal Derviş dışarıda. Avusturya'ya gittim. Burayı kaçırdım. Dedim yalnız Kemal Derviş dışarıdan geldi. Ha evet. Öteki milletvekili değil yani. Şimdi Avusturya'ya bakıyorsunuz. Coğrafi olarak yüz ölçümü Türkiye'nin en az 10 misli büyüklüğünde. Nüfus ölçümüne baktığınız zaman 18 milyon mu? Yani sordurduk biz. 70 milyon Türkiye'nin nüfusu var. Şimdi öbür tarafta günlük Gülistanlık, burada sürekli çamur, bellağa, diken. Bu normal yani, bu olacak. Çünkü nüfus patlaması enteresan bir şey. Olağanüstü bir nüfus patlaması var. Herkesin 8-9 tane çocuğu var. Sana ne lan İbrahim Tatlıses, 5 tane çocuğun var. Sana ne? Ha seninki niye 5 tane? Hadi ben bakabilirim. Yani Allah bana böyle bir kısmet nasip etmiş. Ama bir memur aldığı maaşla 5 tane çocuğu varsa mümkün değil ki bunun sahiplenmesi. Buna devlet ne yapsın? Baba ana ne yapsın? Allah Allah. Doğru mu söylüyorum? Hayır hayır. Tabii. Şimdi aslında tabii zenginliğe de bakılmaması lazım. Ne kadar zengin de olsa yani normal bir çocuktan fazla yapmaması lazım. Çünkü çocuk olunca. Tabii. Yani iş bulacak, eğitecek onu. Yani devlet bulacak diyorsunuz da devlet de birileri devlete bir şey vereceksiniz ki karşılığında alacaksınız. Kimse devlete vergi vermezse, devletteki harcamalar usulüne göre namussuzca yapılmazsa, sağlıklı yapılmazsa devlete kim veriyor? Evvela vergi verecek, vatandaş karşılığını alacak. Vergi veriliyor, onlar da yerine harcanıyor mu, harcanmıyor mu zaten biliniyor. İşte bankaların içi boşaltılıyor, işte müteahhitliklerde mesela Türkiye'de bir otoyollar meselesi var. Bazı yer, yani çok dünya standartlarından belki 3-5 misli fazlasına pahalıya yapıldı. Yani hizmetler maalesef suistimaller alabildiğine kadar gitti. Şimdi vatandaşın bunlara sahip olması lazım. Türkiye'de maalesef yani hırsızlar namuslardan biraz fazla. Onu işte tersine çevirebilirsek o zaman Türkiye düzeli gibi geliyor. Şimdi biraz önce Sayın Kıvırcık dedi ki Tunceli'ye hizmet yetiyor. Ben o kadar fazla oradan başlayayım. Yok, önce hanımlara şimdi biraz önce dediniz ya önce hanımlara hizmet edilir. Hayır bakayım siz ne durumdasınız? Biz zaten belli her yerde her vesileyle bunu gösteriyoruz. Şimdi Türkiye'nin yani Tunceli'ye de fazla hizmet getirdiğim yok. Çünkü hakikaten orada yıllarca silahlı eylemler vardı. Fazla hizmet gitmedi. Şimdi de tam o silahlı eylemler kesildi. Bu defa devlet iflas etti. Ekonomik yönden iflas etti. Yani tabii ki oranın sorunlarını dile getiriyoruz, şey diyoruz. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ben özellikle hepimize şunu tavsiye ediyorum. Bakın seçim zamanı geldiği zaman gidip oy kullanacaksınız. Yani en azından doğru dürüst insan seçeceksiniz. Ondan sonra meclise giden insanlara da gideceksiniz, denetleyeceksiniz. Kardeşim bak sen şöyle dürüst hareket etmem lazım, şu hakkı aramamız lazım. Şimdi biraz önce dedi ki işte biliyor musunuz hanımefendinin istediği isteği. Ben şimdi gelsem bir gazinoya gitsem hemen basın benim etrafıma toplanır. Mümkün değil ki inanmanızı istiyorum. Evden meclise, meclisten eve gidiyoruz. Yani
Politikacı olarak bu kadar büyük baskı altındayız. Evet. Arada sırada bir bahçe suluyoruz. Doğru mu? Peki Karande. Arkadaşımız sayın... arkadaşımız espri yaptı. Yani öyle o. Ben Mustafa Tatlıses. Yok yani İbrahim Tatlıses diyorum. Şey yani latife yaptı, şaka yaptı. Tabii şaka yaptı, espri. Tamamen duygusal. Şimdi kaç çocuk yapmak istersin? Sanki fabrikadır. Sanki fabrikadır, kaç çocuk yapmak? Evet, fabrika gibi oluyor bazen. Evet. Anama bakıyorum 8 tane. Bir tanesi de rahmetli olmuş. 9. Biz de 9 hocam. İyi fakir biziz. Ben 9 numarayım yani. Bu nasıl olacak abi? Yani sayın milletvekilim, sen kaç tane mesela evlendiğin bir insandan evet. Pazarlık yapar mısın? Bu kadar çocuk, bu kadar şey. En fazla 2. 2'den fazla niye? Sonra. Mesela niye? Mümkün değil. Önce formun bozulur yani. Görüyorsun, bazıları da keseyi düşünmüyor, formunu düşünüyor. Evet, evet. Şimdi çayınızı yudumlamadan önce ben Kıvırcık kardeşimi bir teli vurdur bakayım. Bunun sözlerine çok dikkat edin. Evet, sayın milletvekilim, önemli sözler gerçekten. Sözleri Dursun Ali Akın et. Bu arada ona şelpe ile arpej ile bana destek veren sevgili Kemal Alaçay'a da teşekkür etmek şelpe, istiyorum. Şelpe bağlamada biliyorsun böyle elden şeyden çaldı böyle. Değil mi? Kemal abi çaldı. Böyle böyle. Böyle şelpe böyle. Evet. Ya tokat anlamı var ya böyle mızraba tellere böyle şelpe ile böyle. Bu Kemal'la mı senden çaldı? Evet. Kıvırcık Kemal. Bu. Kalk bakayım evladım. Efendim önümüzdeki sene kel olarak karşınıza geleceğiz. Çünkü kime kontür dediysek inşallah mı? Tabii herkes ister ki bekarsa etrafı da bekar kalsın ister. Ah canım evladım benim. Evet Kıvırcık Ali diyoruz. Perişan halim, dost yolumu kesti, el vurdu beni. Saz vefasız oldu, perdeler zalim, mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Saz vefasız oldu, perdeler zalim, mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Yerenlerinden ben yana değil ki şikayetim yaradana değil ki ümmete sığındım kul vurdu beni şikayetim yaradana değil ki ümmete sığındım kul vurdu beni ümmete sığındım kul vurdu beni Gözlerden sakladım ömür boyu gülmesini bekledim ne elimi sürdüm ne de kokladım dikenler içinde gül vurdu beni ne elimi sürdüm ne de kokladım dikenler içinde gül vurdu beni dikenler içinde gül vurdu beni olup ben bu sırlara ersem haz duyarım yarın bağına girsem
yanmaz yareler, melhem de sürsem göz hapsindeyken dil vurdu beni. Kapanmaz yareler, melhem de sürsem göz hapsindeyken dil vurdu beni. Göz hapsindeyken dil vurdu beni. Dost beni beni, can beni beni, yar beni beni, dil vurdu beni. Dost beni beni, can beni beni, yar beni beni, dil vurdu beni. Dost beni beni, dil vurdu beni. Teşekkürler. Çok güzel. Çok güzel. Dikenler içinde gül vurdu beni. Evet, şimdi Sayın Milletvekilimizi masaya alıyoruz. İmkan mı olacak? Yalnız oy verecekseniz ne oldu? Kim bize ateş ediyor? Teşekkür ederiz. Arkam size dönüyorum, kusura bakmayasınız. Bize böyle, yani özür dilerim. Buyurun. Yalnız sorulara başlamadan ben bir sizden bir talepte bulunayım İbrahim Bey. Saat 11'den beri bekliyorum. Şimdi bizim Tüncel'de de o yüksekokulda okuyan epey öğrencilerimiz var. Bursa ihtiyacı var. Hı. Ben Sabancı'dan Tünceli Spor'a yardım etmesi için 7 milyar istedim, vermedi. Milletin karşısında şey etti. Senden de 10 milyar öğrencilere burs istiyorum. Yalnız o çocukların bankamatik hesaplarını göndereceğim. Sizin özel kaleme size orada göndereceksin. Şimdi 6 saat bir milletvekili, meclis başkanı vekili bekletmenin bir bedeli olsun. Değil mi arkadaşlar? Koskoca Sabancı'dan 7 milyar istiyor. Ama o 2 sene önceydi. Canım sen Sabancı'dan yani itibarın daha fazla. İbrahim Tatlıses'den 10 milyar istiyor. Ya önce Peşiron'u anlaşalım da, değil mi arkadaşlar? Şimdi 6 saattir bekliyorum şimdi. Hayır, diyorum ki acaba kriz var. Bunu %50 bir şey yapabilir miyiz? Yani bir şey indirim olabilir mi? Bana dokunmaz. Zaten belediye de dokunuyor. Aşiret çocuğu musunuz? Tabii aşiretim var. Aşiret reisi misiniz? Değilim. Ben aşiretin en fakir elemanının oğluyum. İnanılmaz istiyorum. Benim babam Tüncel'den gelirdi. Eyüp Silahtar'da Aslan Tuğla Fabrikası vardı o zaman. O Tuğla Fabrikası'nda işçi olarak çalışırdı. İşçi çocuğu olmak da onurdur, ağa çocuğu olmak da onurdur. Tabii insan insan. Mühim olan insanlık. Evet. Ne demişler? Evet. Ha kutuplarda bir Eskimo genci, ha Afrika'da garip bir zenci. Tabii. Fark işte, etmez ne tabii. Dili, ne tabii, dini, tabii, ne rengi. Tabii. Madem ki insandır, İnsan, saygımız var. Tabii tabii. Evet. Evet tabii. İleriki dönemlerde mesela yeter ya ben bu milletvekillerden uğraşamam, bu meclisten uğraşamam. Yani bir daha seçilmeyeceğim. Bir veto edebilir misiniz? Ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Bir dönemde danışma meclis üyeliğini yaptım. Milletvekilliğinin gerektiği yani hassa, onursa onu aldım. Ancak siyaset bir deneyim işidir. Halk eğer tekrar benim hizmetimde yararlanmak istiyorsa oy vermelerini isterim. Tünceli beni 4 dönem seçmiştir. Ben istiyorum ki halk beni emekliye sevk etsin. Halk desin ki yeter, yeter sen gel tamam. Ahmet. Ben onu, o düşünceyi. Çok sivri dilli misiniz? Vallahi şimdi Türkiye'de büyük sıkıntılar var. Fırsat düştüğü anda devletin katrilyonlarını çalanlar var. Bu kadar haksızlıkları bilen bir insan olarak bunlara söylememek benim kişiliğime karşı saygısızlıktır. Halka karşı saygısızlıktır. Adam bir banka, İktisat Bankası söyleyeyim. Gidiyor kendi taraftarlarında %7500'de para topluyor. Parayı getiriyor. Yurt dışına gönderiyor. Ondan sonra da kendisi de hem o yandaşları %7500 faiz ödüyor ve devleti bir katrilyon 800 trilyon lira zarara uğrattı. Paralar zaten giden gitmiş. Hayır. Acaba bu paraları geri istesek? Yani insanları cezaevinde tutmaktan neyi kazanıyoruz? Hayır hayır bak ben Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım hemen 21 Şubat günü Bakanlar Kurulu toplardım. Ekonomik olağanüstü hali ilan ederdim. Bir olağanüstü hal valisini tayin ederdim. Ona göre bir olağanüstü rejimle bu giden paraları getirdim. Yani ailesini, kimi bu paraları nereye getirdiklerini... Ya bana ne adam cezaevinde oturuyor? Benim param gelsin. İşte ben de parasını almak için. Evet. Ben de onu diyorum tabii canım. Yani adam bir katrilyon, 800 trilyon lira götürmüş, serbest geziyor. Ya bunu alıyoruz. Efendim işte bunu şey dedim. Bakın daha geçen gün bir savcı çıktı. Savcıyı baskı altında tutuyorlar. İşte askerler bu işe
el koydular, tuttular, bunları yakaladılar, telefonlarını dinlediler. Sonra askerleri emekliye sevk ettiler. Yani burada hakikaten... Yani doğru söyleyene yer yok mu diyorsunuz? Yani doğru söyleyen... mücadele edeceğiz. Avrupa'daki insanlar niye yapamıyor? Veyahut da başka yerdeki insanlar. Çünkü yaptığı anda sokakta gezemiyor. Evet. Çoluk çocuğu gezemiyor. Evet. Yani okuldaki çocuğundan bile vatandaş hesap soruyor. Avustralya'da evet. Başbakan bir toplumda konuşurken bir yaşlı ona cevap vermiş. Hadi be yaşlı bunak demiş. Evet. Televizyonda. Evet. Bunun için adam 3 gün televizyonda özür dilemiş. Tabii. Yani birçok basın patronları bu suistimalleri örtbas etmeye çalışıyor. Çünkü bu suistimallerin bir kısmını da kendileri yaptılar. Yani kaynaklar kendilerine gitti. Devlet bankalarında kredileri bunlar aldılar. Şimdi bunları söyledim mi? Arkadaşlar onun için her gün aleyhimizde tuzaklar kurmaya çalışıyorlar işte. Niye gülüyorsun canım? Sen de bırak Allah'ın sözünü o kadar. Şimdi biliyor diye söyledim de ama neyse yani. Kıbrıs'ta kumar oynadınız mı? Böyle bir şey var, böyle bir şey var. Hayır yani oynama yetkiniz yok mu? Yani oynayamaz mısınız? Efendim şimdi ben oynayabilirim. Ben bunu sormak istiyorum. Sayın milletvekili. Yani, onu size bir anlatayım. Niye ondan, büyütülüyor bu kadar? Bakın, şimdi bir gün bu Etibank'ın özelleştirmesini önce birisine verdiler. Sonra getirdiler 185 milyon dolara başkasına verdiler. Ben de meclisi yönetirken devlet bakanına dedim ki bu parayı aldınız mı almadınız mı? Ondan bir 5-6 gün sonra Kıbrıs'a oğlum ve kızımla beraber bayram tatiline gittik. Gazete iki muhabiri 6 gün peşime takmış arkadaşlar. Ondan sonra nereye gidersem beni takip etmiş. Hatta sormuş ya o kadın var mı yanında şey var mı? Hatta size dahasını söyleyeyim. Bir gün bir hanım bana telefon etti. Ya ben dedi hemşerinizim, anam yatalak dedi. Seni bir görmek istiyorum. Gittim, evinde yatalak hanım yok. Baktım kardeşim sen beni buraya tuzak kurmaya geldin. Yani inanmanızı istiyorum. Bu şey mi o bahçe sulamayla mı ilgili? Ya bahçe sulama meselesini de yine bakın defalarca söyledim ama yine söyleyeyim. Bir televizyon kanalı bir dansöze getiriyor 12 milyar para veriyor. Git bunu yakalat diyor. Yani arkadaşlar böyle şey olur mu yani? Benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, çok asil ve çok soylu bir eşim var. İnanmanızı istiyorum. Köyümüzün de ağasının kızı. Yıllarca evlenmek için çok peşinde koştum. Yani bendeki aşk yani gerçekten çok büyük bir aşktı. Onu da söyleyeyim size. Bu kadar. Bunu niye söylüyorum? Şimdi ben yani eşime bu kadar saygı ve sevgi duymasam ne derlerse desinler ne olacak yani. Ama eşim üzülüyor. Yani aile huzurum bozuluyor. Benim aile huzurum makamımdan da daha yüksektir. Yani servetten de daha yüksektir. Bunlar beni üzüyor. Yoksa yani şimdi işte ne diyor, böyle şeyler tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Maksat beni sustursunlar. Bu sivrisinek ne? Bilmiyorum onun meselesi. Ya şimdi aslında o laf anlayana sivrisinek az, anlamayana davuzunla az. Bunu bu meclis salonundaki suistimaller için söyledim. Meclis salonunun maliyet aslında en fazla 15 milyon dolarken bunu 40 milyon dolara çıkardılar. Bunu ben çıktım. Meclis başkan vekili olarak kürsüde söyledim. O sırada çok üzerime saldırınca tekerleme tam aklıma gelmedi. Bir defa bir ufak bir hata etmişim. Onu işte televizyonlar devamlı veriyor özellikle. Metin Uca vermiş yani. Aslında kime? Metin Uca diye bir şey var ya Star'da Metin bir. Metin Uçan ha sabah. Uca herhalde. Yani anlayana derler davul zurna az. Parız, evet. Neyse sivrisinek. Yani sivrisinek az davul zurna meselesi. Biz sizle birlikte 550 tane milletvekilimizi de seviyoruz. Onlardan bir tek ricamız var. Bizde nasıl konuşuyorsanız oy alırken lütfen oy aldıktan sonra da öyle konuşun, öyle sohbet edin. Bizi yalnız bırakmayın. Tabii, saygılar. Teşekkürler. Sağ ol. Eyvah. Bize ateş ateş etmeyin kardeşim. Herhalde imtihanı iyi atlattık değil mi? Gel bakalım kalender. Al o mikrofonunu. Geldim. Söyle bakayım bize ne söyleyeceksin. Bunu söyleyeceğim. Peki. Tamam. Aklım
fikrimde sen, sen mi kalacaksın? Elinde sonunda çok pişman olacaksın. Gecemde gündüzümde hep mi yanacağım? Ah, senin elinden nasıl kalacaksın. Elinde sonunda çok pişman olacaksın. Gecemde gündüzümde hep mi yanacağım? Ah, senin elinden nasıl unutacağım. Bu hemen unutmak öyle kolay mı ya? Yani bir dakikada hemen unutacağım. Yetti hemen. Bitti. Yerine başka birini de bulacağız. Kişiye göre değişir tamam, bence. Yiğitler doğurur. Değil mi? Yerine başka birini de bulacağız. Nasıl yani? Merak etme yani. Bir tek yiğit sen mi doğdun? Yani. Daha neler neler doğuruyor. Sonra da canına okuyacağım. İntikam da var bunun içinde. Ha, biz de böyle birini bulamışsak. Yani kurtulmak mı istiyorsunuz siz? Ben herkesten kurtulmak istiyorum ya. Herkesten ya. Herkesten ya. Kendimden bile ya. Ya seyirciden kopar seviyorsun. Ha, onlardan kopamam. Tabii. Herkes ola mı gidiyor? Tabii ya. Ama sevgisiz de duramıyorsunuz. Kim memleketim için, toprağım için bir taş koyar, onun yuvasına dört taş koyarım. Kim bir taş koyar memleket için? Gerçekten. Şimdi efendim biz yakında 12. ayın 21'inde Danimarka, 12. ayın 22'sinde Almanya Stuttgart, 12. ayın 25'inde Almanya Hannover. Hannover. Evet, Hannover. Hannover. Scout the board, yes. Ablacığım burayı böyle şey konuşturacağım. Nasıl yani? Burayı ağır çekip konuşturuyor da şey boyuyor yani. Vallahi bu bazen bu geçen programda yok. Keşke o Mahmut Tuncer ve İsmail Türk'ün gelip konuşturaydım böyle. Sesleri kaba oluyor ya ağır konuşunca. Mesela nasıl iyi misin? Başladım ağır şey. Nasıl iyi misin? O da öyle oluyor. Öyle olmuyor mu? Oluyor. Çok güzel abi ya vallahi. Gül gül biraz gül. 12. ay 26'sında Almanya... Onu ben de okuyamadım vallahi. O kadar zor ki. Asharburgen ötüre ötüre. Eşhenburg galiba. Sen yanlış okumadın. Ne yazayım? Aşhan... Eşhenburg. Almanca bilmiyorum. Ben Almanca bilmiyorum. Sen Fransızca biliyorum ama. Ben de öyle Frankfurt mu öyle bir şey yapıyor. Ama ben bilmiyorum Almanca. Aşhan Frankfurt işte. Biz sıradık İstanbul'dayız. Yani Alman oradaki Almanyacılara, Almanyacılara ne demekse? Ha sen söyle bakayım evladım. Ah Alman
Ha? Aşınbor. Aşınbor. Orada bin tane harf var lan. Nasıl o aşınbor hemen savurdu öyle? Bak sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aşefenbul. Aşefenbul. Peki. Almanya, Berlin ayın 29'unda, 12. ayın 29'unda. Yani 1, 2, 3, 4, 5 konser için Almanya'ya geliyoruz. Sonra ikinci etapımız var. İkinci etapta da şunlar var. İsveç, Stockholm. Stockholm. Evet, Stockholm. Fransa, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Almanya olarak devam edecektir. Bu ne lan? Bütün dünyayı dolaştı. Evet. Bak valla kim biliyoruz biz ha? Değil mi? Evet, bu konserlerimize geliyoruz. Buradan canlı canlı söylüyorum. Bu konserlere geliyoruz ha yani. Öyle orada dedikodu çıkartmayın. Gene gelmeyin melmeyin. İbrahim Tatlıses solo konserleri. İkişer buçuk saat söyleyeceğim. Güzel. Maşallah. Yani üç saati de bulabilir. Allah korusun. Havaya girersem. Evet. Oradaki seyircinin havasına bağlı. Beni havaya sokarlarsa üç saat söylerim. Evet. Havaya sokmazlarsa iki saatte bitiririm. O zaman evet. 3,5 saatten aşağı program yapmayacaksınız. Evet. Şimdi yaptığım gibi işte ya. Şimdi söyleyeceğim bir tane. Evet. Sayın Başkanımla birlikte konuştuğumuz meselelerin üstüne Aşık Mahsuni Şerif'in yuh yuh diyelim. Gerçekten yuh insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, dünyada nefsine hakim olamayan insan
hiçbir şeye hakim olamaz. Nefsine hakim değil. Sen hiçbir şeye uğraşma, çalışma yani. Evet, kalemleri masaya alıyoruz. Gel gel yapalım, hadi. 3, 4. Bu cenaze marşı gibi bu da. Vücudunuzun herhangi bir yerinde estetik var mı? Burnumda estetik var ama bir daha estetik olmayı düşünüyorum. Çünkü burnumda solunum problemim olduğu için tekrar bir daha estetik ameliyat olmayı düşünüyorum. Hatırladığım kadarıyla kaşlarına da bir şey yaptırdın. Kaşlarımda estetik değil ama o. Dövme. Dövme. O kinetik. Kinetik enerji o. Son albümünde aradığını bulamazsın diyorsun. Hı. Kendine sordun mu bu soruyu? Aradığımı bulduğumu zannediyorum. Ama aradığımı şöyle buldum. Kim? Meraklı milletiz ya. Kim? Ama aradığımı kişi olarak, sevgili olarak değil. Benim aradığım başka bir şeydi. Ha. Herkes çok merak ediyor ama söyleyeyim şöyle. Müzik camiasına yaklaşık 11 yıl önce merhaba dedim. Ve 11 yıldır da çok uzun bir eğitim aldım. İşte Türk Sanat Müzikisi üzerine Üsküdar Musiki Cemiyetlerine gittim. Özel hocalardan ders aldım. Bu arada bir üniversiteye denk geldim. Bu üniversiteye girmek için elimden gelen bütün şansları kullandım. Ve bu üniversite İdoba Üniversitesi'ydi. O üniversiteden Allah'ıma bin şükürler olsun ki Sayın Rektörümüz İbrahim Tatlıses beni mezun etti. Her ne kadar Oxford'da okuyamadıysak da İdoba Üniversitesi gerçekten bence bu sanat yaşamına atılan herkesin burada ders alması gerektiğine inanıyorum. Yani aradığımı buldum dediğin İdobay mı diyelim o zaman? İdobay'dan mezun olmamdı ve sanat yaşamıma kasetimle birlikte merhaba dememdi. Aradığım buydu. Peki nerelisin? Nereliyim? Aslen Malatya doğumluyum. Malatya'nın plakası kaç? 44. Hatta onunla ilgili bir fıkra da anlatabilirim yani size. Nasıl fıkra? Çok kısa. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Ya hocam sen bilirsin demişler. Bu Malatya'nın niye acaba plakası 44? Bunu da bilmeyecek. Ne var evladım demiş. İnsanları dört dörtlüktür de ondan demiş. Dans hayatım var dedin. Evet. Duyduğumuza göre Ricky Martin, Michael Jackson ve çok büyük bir starı taklit ediyormuşsun Asena'yı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Michael Jackson ve Ricky Martin gibi olan dansları, yani Batı popülerizminde olan dansları çocukluğumdan beri birebir yaşadığım için, yani onları artık yaşıyorum. Ama oryantale çok fazla merakım yoktu. Bunları tabii İdova'ya geldikten sonra Asena'dan görüp yaşadığım için ve peki şimdi Asena'dan gördüğüm kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla yapıyorum. Ben kalenderim, sen de Asena'sın. Evet. Her şey için teşekkür ederim. Tekrar buluşmak üzere. Ben teşekkür ederim. Sorularınız gayet kolaymış. Ben çok zorlanacağım zannettim ama ecel terleri döktüm yani. Bitti nihayet. Acemi olunca böyle oluyor. İlk mi? İlk tabii. Asa ilk defa çıkıyor. Ben ilk defa milli oluyorum. Evladım bak, teknecilerde Sayın Başkan da bilir. Eğer kıçını bir gün poponu teknenin birine oturtursan mutlak ve mutlak bir gün tekne alırsın. Ben bir gün kıçımı koydum. Babayı koydum, oturdum. 8 tane teknem oldu. Hepsi elimde patladı, bir tanesini satamıyorum. Onun için
İbo Şov'a bir gelen pişman, bir de gelmeyen pişman. Ve bir de bir şey eklemek istiyorum. Bütün hayalim bir İbo Şov'a çıkmaktı. Ve İbrahim Tatlıses'in müzik şirketinde onun sanatçısı olmaktı. Ve huzurlarınızda, saygılarımla sayın hocamın, patronunun elini öpmek istiyorum. Seni bir alım Ali. Bizi biraz ağlat Ali. Bu kara yazgıdır kurban. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin? Sensiz olmak da kar yazgıdır kurban. Biliysem kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. Küçelerde yolun gözlemişim, el etmişim, ışmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen kurban. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin. Bir gözlerin görmüşem ki ceylan kimin? Vurulmuşam. Sen gülüp geçmişsen kurban. Sen gülüp geçmişsen. Kendisi sana yar kurbette yıllar yıl sevdi. Askere Fatma bacım bekliyor keldeskere, sevdasını senelere yüklemiş. Ah benim bacım bekliyor keldeskere, sevdasını senelere yüklemiş. Yüklemiş de Fatma bacım yüklemiş, sevdasını senelere yüklemiş. Yüklemiş de benim bacım yüklemiş, sevdasını senelere yüklemiş. Ah ama gelmeyen bacım, yar gelmeyen bacım, ay 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 ay.
başlamış. Kilim yapmış nakış, nakış işlemiş. Hele bir gelin almayı ne çok istemiş. Umudum sandığına saklamış. Hele bir gelin almayı ne çok istemiş. Umudum sandığına saklamış. Saklamış ne farkla bacım saklamış. Her şeyini sandığa saklamış. Saklamış da benim bacım saklamış. En sonunda torağa saklamış. İbo da orada oturmuş, Michael'ı bekliyor. Güzel abi lan Michael'ı. Yapsın mı? İstiyorsa yapsın yani, şeyden vazgeçebilir bir her anda. Kızımız Michael'ın da taklitini yapıyor. Jackson var ya, Michael Jackson. Evet. Bizim Michael. Ha, dayının oğlu. Var lan. İbo, dün gittin kasetini aldın. Ha. Sayın vekilim de buradayken. Bu indirim mindirim ayakları koşuyorlar ya. Tahmin ediyorum ilk Sayın Sarıgül'ün başlattığı şekilde doğruydu. Ama ondan sonrakiler bence bana kazık gibi geldi. Ben İbo'ya bir eldiven, bir pantolon hiç unutmam. Bir tane de mont. 380 milyon bu indirimli hali. Ya kazıklı hali nasıl olacak? Asgari ücret ne kadar? 120. Peki kaç bir insana çalışacak da bu bir tane kızına mont alacak? 3 ay. Alamayanlar ne yapacak? Ağlayacak mı? He? İndirim bunun neresinde? İndirim, indirim. He, indirim, indirim, indiresiz. Bindirim, indirim bunun neresinde? İndirim, indirim var ya, malı 300 liraysa 450 bin lira yapıyorlar veya 400 yapıyorlar veya 350 yapıyorlar. İndirim diyorlar, normal fiyatı 300 diye eski. 275. Hani bu %40 ise 300 liralık mal gelir 160-170 milyona. Yazık, günah değil mi ya? Sayın Başkan, 85 santim yok. İbo'nun pantolonu, yani erkek pantolonu da değil, benim de değil. 110 milyon pantolon! Ha kız, Michael yap. İbrahim Bey, bir şey isteyeceğim yalnız. Niye Michael yap diyorum biliyor musunuz? Evet. Michael'ın kasetini 22 milyona aldık. 22 milyona CD'si, pardon. Tabi İbo Efendi senin için, benim babam da rahmetli bana... Ben gideyim yavaş yavaş. Diyarbakır Celal'ın kasetlerini alırdı o zaman. Geliyorum. 22 milyon özellikle parayı ödedim. Bizim CD'ler kaç para? Bizimki de 12 milyon. Bak, o da 22 milyon. Ne fark varsa bilemem bunu. Anlamış da değilim. Onun için Michael yapsın dedim. Hadi Michael. Nereye gitti?
Gelmez o, gelmez. Lan sen var ya sen, arvatlar çağırınca gelirsen ben çağırıyorum, gelmiyorsan. Michael Jackson'ın şarkısını biliyor musun? Ama Michael Jackson'ın şarkısını biliyor musun? Hadi dön bakayım bir Milad'ı selamla ver. Hadi. Bu ne lan? Allah cezanı verecek. Şimdi. Program bitti mi? Daha bu adamı sorguladık mı? Hele şu surata bak. Aynı Şener Şen'in Eşka filmindeki tipine benziyor. Gel. Gel abi. 3, 4. Çok şeker çocuğum bu da. İki kere astılar, Sayın Milletvekilim ölmedi. Vallahi her seferinde iyi duruyordu. Şimdi buraya gelen nedense böyle bir şey oluyor. En rahat da milletvekilimdi. Kaç yaşındasın abi? 34. Evli bekar? Evliyim, iki çocuk babasıyım. Çocuklarını seviyorsun? Çok seviyorum. Eşini? Eşimi de seviyorum. Ne kadar? Çok ama son dönemlerde ciddi anlamda problemler de yaşıyoruz yani sonuçta. Burada bu bir... yine meslekle mi ilgili? Meslekle ilgili tabii ki. Ben buradan da bacıma da sesleniyorum. Yani mesleğimiz açısından biraz problemler yaşıyoruz. Kadın, mutlaka. Bol kadın var. Bol kızlar var, genç kızlar zaten var. Problem var. Bol seven var. Evet. Bol kucaklayan, öpen, sarılan var. Bu da tabii kıskançlığa vesile ve delalettir. Evet. Sayın milletvekilimizin dediği gibi. Yani bahçe suluyoruz, bize 50.000 türlü şekil çıkartıyoruz. Evet. Yani gidip çocuğumuzun bahçesinde sulamayalım mı yani? Herhalde sulayacağım. Yani, niye sulamam ya? Ya ama illa ki bir şey yakıştıracaklar değil mi sayın? Evet. O insanların özel hayatı. Ben mesela en hiç sevmediğim şeylerden biri insanların özel hayatına karışmak, müdahale etmektir yani. Magazin programları böyle o paparaziler falan izler misin o televizyonda? Ona harcayacak vaktim yok çünkü benim yaşantım öyle bir yaşantı değil. Bizim toplumumuzun yaşantısı da öyle bir yaşantı değil zaten. Şimdi burada kaç kişi var? 400 kişi, 500 kişi var. Sorsam en az 450 kişisi seyrediyoruz der. Ben seyretmiyorum. Seyrediyor musunuz? Peki bir şey söyleyeyim. Bu programlar reytingi olan insanları alıp 6 dakika, 7 dakika, 8 dakika veriyorlar ve insanlar otursun seyretsin diye. Ama bunu çirkinleştirdiğimiz zaman işin tadı tuzu kalmıyor. Tabii. Örneğin ben sizi çok seviyorum. Öncelikle sesinizi, sanatınızı yıllardan beri. Yani sizin oradaki program içerisindeki size yakıştırmaları, belki de sizin hakkınızdaki yalan haberleri duymamak için o programı seyretmiyorum. Bu da benim doğal hakkımdır, seyretmem. Çünkü doğru olan hiçbir şey yok. O yüzden doğru da bulmuyorum yani. Ama biz, ben şuna katılıyorum, biz millet olarak yalanı ve dedikoduyu severiz. Maalesef. Yani yalan dinlemeyi, dedikodu dinlemeyi severiz. Dedikodusuz hayat olmaz. Orada da bol dedikodu ya, olduğu için. Mutlaka hayatı... Ama o bol dedikodunun yüzde kaçı doğru, kaçı doğru değil ona kimse bilmiyor. Ama hı-hı, o anda bunu seyredelim. Ya sabahleyin dolaşıyorum diyor ki, dün akşam seyrettik böyle yapmışsınız. Şöyle. Bunu neyi seyrettin diyorlar. Ben bakıyorum benim programım cuma günü. Yani abi her gün bir program olduğu için ben artık şaşırıyorum. İpin ucunu kaçırdım. Neredeyim, nerede değilim, ne yapıyorum. Bu zirveye tırmanırken şimdi ben çok iyi bir yerdesin. Hiç asılan bayan oluyor mu sana? Ya mutlaka oluyor hocam. Yani olmuyor değil. Ama ben hiçbir zaman özellikle yani üstüne basa basa söylüyorum. Eşimi aldatmam. Ha, eşimden ayrılırsam şayet, ayrıldığımı düşünürseniz ne yaparsam o zaman yaparım. Çünkü o farklı bir şeydir. Ama asılanlar olur mutlaka ama şimdi ben onları gönül dostu biliyorum. Yani o insanlar beni değil. Belki benim sanatımı, belki türkülerimi seviyorlar. Onları da farklı değerlendirmeye gerek yok. Bütün konserlerimde bir sürü insan geliyor. Geliyor boynuma sarılıyor, ağlıyor. Yani bunu farklı değerlendirmemek lazım. Onlar benim hepsi kardeşim gibidir. Ne olursa olsun. Sonuç nasıl yaklaşsın? Eşimden aramdaki problem sona erdiği zaman diyorsun. Ama biz de diyoruz ki eşinle problemin olmasın, sona da ermesin. Sen de kimseye asılanları da tutup mutlaka, çekme kardeşim. Mutlaka, hayır şey yakışır. Bak bana da bir ton insan asılıyor, ben tutup çekeyim mi? Mümkün değil. Hayatta hiç sevmem. Hiç sevmem evladım, hiç sevmem. Sakın. Ya Duyda inanma mı diyorsun ya? Ben de zaten şaka yapmıştım. Hayret bir şey ya. Evet, Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi mutlak seni seven vardır.
Ama bu eve yansımaması lazım. Eve sen gittiğin zaman eşinin sanki sen az önce evdeydin de dışarı çıktın. Domates, biber, ekmek, peynir, zeytin almaya gittin de öyle geliyorsun gibi karşılaması lazım. Ama dersek neredeydin? Ne yaptın? Ha, ne? Hayır buraya gitmişsin. Yok sana görmüşler. Hayır resmini çekmişsin. O ne lan? Ya şey de cehennem etmeyin bize arkadaşlar. Cehennem etmeyin bize. Hanımefendiler. Yani sonuçta yani bir sanatçının eşi gerek erkek gerek bayan eş olmak ciddi anlamda dünyanın en ağır yüküdür taşıyabilmek için. Ki zaten sanatçı ciddi anlamda çok ağır yükler taşıyordur. Hepimizin gözü görüyor. Ki bir sürü insanlara hep iyi davranmak zorunda. Yani sizin moraliniz bozuktur, işte o an psikolojiniz bozuktur ki falan böyle şöyle durma gibi şansınız yok. Bir hayranınıza ters tepkide bulunma gibi şansınız yok. O insan sizi seviyor çünkü sizin için gelmiş oraya. Bak öyle bir şansınız yok dedin ya asık surat. Şurada önde oturan bir bayan var. Bak döndü bu tarafa da bakıyor. Zannedersin hani derler ya Karadeniz'de gemilerin mi battı? Abi nasıl biliyor musun? Şimdi Ali okuyor ya. Herkes böyle. O böyle. Yani nereden geldin buraya? Burada ne işin var? Onun için güler yüzlü insanlar, güler yüzlü insanlar, iyi niyetli insanlar, art niyetli düşünmeyen insanlar kaldır elini. Kaldır elini. Bizleri Yüce Allah'ıma diliyoruz. Bizleri bunlardan eksik etmesin. Yüce Allah'ıma sesleniyorum. Bizi elimizi uzattığımız ellerden boş el olarak dönmesin. Elimizi uzattığımızda bir el bulalım. Yani biz elimizi sıkacak bir el bulalım. Bir dost eli. Bir asık surat eli. Böyle bak. Şimdi oynuyor mesela oynak parça da söylüyor ya gene böyle bak. Ben söylerken de böyle abi. Böyle. Yani yalnız sen de sende değil. Mesela Michael hareketli. Nasıl yürüyorsun böyle? Aa, Moonwalker diyorlar ona. Ay yürüyüşü. Nasıl öyle? Bir yapsana onu Allah aşkına ya. Bu ne işe düştük biz ya? Moonwalker, ay yürüyüşü. Ay yürüyüşü? Evet, ay yürüyüşü. Ayda böyle yürünüyormuş. Ama bu bir şey söyleyeyim mi? Böyle çıplakken hoş gelmiyor. Müzikten birlikte. Tabii. Sanki uçarak yürüyor ya bile. Evet. Ha, kelebek. Kelebeğim mi? Fen yandım çıktım. Ay dört bozuldu evladım. Efendim? Dans yapsan. Sen mi öksürdün? Kim öksürdü? Allah aşkına bana güzel bir öksürüktü. Sigara içiyor mu öksüren? Sigara içmiyorsun. Çünkü sigara içenler böyle öksürüyor bak. Yok bir şey kalmamış ya ciğerim gel. Ama normal. Bak benim sigara içmeyeyim ya. Sigara içiyor musun sen bilmiyorum. Ya Rabbi bizi sigara içenlerden koru ya Rabbi. Üç, dört. Keklik avına ta Urfa'dan geldim Botan çayına ben geldim çıktım keklik avına ta Urfa'dan geldim Botan çayına aşiretler bir yiğidim etine palar emzidiler onun namına vay 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 remzi alem remzi Yeah.
sıra İlhan'ına uğrarmış. Remzi yücelerden çıkıp bakarmış. Ara sıra İlhan'ına uğrarmış. Mevlam tek hükümdar odur var edem. Hele bakın ne güzeller yaratmış. Vay 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 Remzi. Alem Remzi'den razı. Aşiretler bir yiğidi meteder. Pala Remzi